vakalara aslında yer vermiş olduk. Bununla ilgili taleplerimizi mahkemeye kesinlikle yargıda emsal niteliği taşıyacaktır. Zaten Yargıtay'ın da vermiş olduğu benzer söz konusu dava dosyamızda müvekkilimiz ile davalı eş 2013 yılında evlenmişlerdir. Her iki tarafta devlet memuru konumundadır. 2014 yılında müvekkilimin tayini ilk olarak Samsun iline çıkmıştır. Samsun iline çıktıktan sonra taraflar arasında tayin olayından dolayı bir daha bir araya gelememe olgusu baş göstermiştir. Daha sonraki dönemde 2020 yılında müvekkilimiz Diyarbakır iline tayin olmuş. Ancak buna rağmen bu geçen süre zarfında davalı eş, davalı kadın tayininin yapılmadığı gerekçesiyle uzunca bir süre müvekkilimi oyalamıştır. Tabi aradan geçen uzun süre zarfında müvekkilimiz artık bazı şeylerden kuşkulanarak davalı kadının iş yerinde, kurumunda yapmış olduğu araştırmalar sonucunda böyle bir tayin isteme olayının olup olmadığını araştırmış ve nitekim böyle bir tayinin istenmediği gerçekliğiyle karşı karşıya gelmiştir. Tabi bu müvekkilimiz açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Nitekim davalı eş kendisiyle müşterek bir hayat kurma iradesini göstermemiş ve kaçınmıştır bundan. Bu biliyorsunuz ki evlilik birliğinin kurulmasındaki temel gaye tarafların müşterek bir hayatı beraberce kurması ve bu birlikteliği devam ettirmesidir. Ancak taraflardan birinin bu iradeyi göstermemesi medeni kanunumuzda bir boşanma nedeni olarak sayılmıştır. Mahkeme tarafından ilgili kamu kurumuna yazılan müzekkere sonucunda davalı eşin aslında hiçbir zaman tayin istemediği bilgisi kurum tarafından mahkemeye verildi. Bu bilgi üzerine mahkemece başkaca hiçbir araştırma yapılmaksızın davalı kadın tam kusurlu kabul edilerek davamızın kabulüne karar verildi. Taraflardan birisi, eşlerden birisi ortak yaşama olgusundan kaçınıyorsa bu açılması muhtemel boşanma davasında tam kusurlu sayılmasına sebebiyet verecektir. Mahkemece davalı kadın tarafından tayin istenmeme olgusu tam kusur olarak kabul edilmiştir. Bu durumda benzer dosyalar için, benzer vakalar için elbette emsal teşkil edecektir. Tayin durumuyla alakalı doğrudan yok, fakat çok çeşitli dava dosyaları var.